Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. 2-3 gün önce vermiş olduğum kremalardan neler yapabiliriz diye soruyordunuz ya. İlk tarifimiz profiterol olsun istedim. Çünkü bu krema profiterole o kadar çok yakışıyor ki lezzeti, aroması, tadı, görüntüsü tamamıyla böyle krema ile profiterol bir bütün oluyor. O yüzden ilk tarifimizi profiterol olarak paylaşmak istedim arkadaşlar. Bizler çok beğendik. Zaten hamur öyle güzel kabardı ki böyle puf puf içi bomboş. Çok güzel oluyor. Benim garantili tariflerimden biridir. Malzemelerini info kısmında yazıyorum arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Kremamız için tenceremize sütümüzü, şekerimizi, yumurtamızı, nişasta ve unumuzu alıyoruz. Altını yakmadan çırparak pişiriyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bu krema 2-3 gün önce verdiğim kremanın aynısıdır. Ayrı bir video çekmedim. Çünkü hani gerek duymadım, devamlı aynı videoyu çekmek istemedim. Malzemeleri daha az vereceğim, bunu belirtmek istiyorum. Profiterole göre malzeme vereceğim. O yüzden sakın hani videoda daha çok, malzeme kısmında daha az denmesin. Buradan bunu belirtmek istiyorum. Muhallebimizi güzel pişirdik. İçine tereyağımızı ve vanilyamızı katıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında borcama döküyoruz. Üzerine streç folyeyle kapatıyoruz kabuklanmasın diye. Soğuması için kenara alıyoruz. Daha sonra muhallebimizin lezzetine lezzet katmak için kremamızı sertleşene kadar, yani köpürene kadar çırpıyoruz ve tabii ki muhallebimizin daha böyle akışkan bir görüntü elde edebilmesi için krema şart arkadaşlar. Yoksa çok katı bir muhallebimiz olur ve inanın muhallebi tek başına çok lezzetli olmuyor. Ancak kremayla buluşturduğunuzda lezzetli oluyor. Evet, kremayı çırptık. Ondan sonra muhallebimizi, soğumuş muhallebimizi içine kattık. Ve güzel şu görüntüyü elde ettik arkadaşlar. İyice çırpıyoruz bu işlemi. Bayağı bir çırpmak lazım. Gerçekten yani krema ve muhallebi birbiriyle bir bütün. İkisi de tek başına çok sade olur. O yüzden muhallebiye krema şart arkadaşlar. Şimdi sıra geldi profiterollerin üzerine dökeceğimiz çikolata sosuna arkadaşlar. Tenceremizin içine sütümüzü, şekerimizi, unumuzu ve kakaomuzu alalım. Altını yakmadan çırpalım, çırparak pişirelim arkadaşlar. Hazır çikolata sosu kullanmadım. Kendim yapmak istedim. Neden hazır kullanmadım onu da söyleyeyim. Profiterollerin üzerine hazır çikolata sosu döktükten sonra bir kabuklanma oluşuyor. Hoş bir görüntü olmuyor. Ben de o yüzden kendim yaptım. Ama ben çikolata sosunu biraz koyu yapıyorum arkadaşlar. Kıvamını biraz yoğun yapıyorum. Neden mi? Şurada da bir püf noktası vermek istiyorum size. Çünkü bunun kıvamını daha sonra açacağım. Ne ile açacağım? İlerleyen dakikalarda göreceksiniz. Evet, çikolata sosumuzu pişirdik. Şimdi içine vanilyamızı ve tereyağımızı katalım. Ocağın altını kapatıyoruz ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Çikolata sosumuzu pişirdik, soğuttuk. Çırpma kabımızın içine alıyoruz arkadaşlar. Çırpma kabımızın içinde süt ile, soğuk süt ile kıvamını açıyoruz. Eğer bu şekilde yaparsanız çikolata sosunuz hiçbir zaman kabuklanmayacak ve böyle bir parlak bir görüntü elde edecek arkadaşlar. O yüzden bu püf noktasını sakın unutmayın. Her koyulaşmış muhallebinizde bunu deneyebilirsiniz. Göreceksiniz ki muhallebileriniz kabuk tutmayacak. Ben devamlı çikolata sosunu böyle yapıyorum. Önce koyu bir kıvamda, yoğun bir kıvamda pişiriyorum. Sonra soğuk sütle kıvamını açıyorum ki kabuklanma olmasın. Ve ben bu sosu sadece profiterolde değil, tüm pastalarımda aynı bu şekilde yapıp uyguluyorum arkadaşlar. Evet, çikolata sosumuz bitmiştir. Harika bir sos oldu. Şimdi profiterol hamurumuz için tenceremizin içine suyumuzu, tuzumuzu, şekerimizi ve tereyağımızı alalım. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Tereyağımız eridikten sonra unumuzu da ilave edelim. 5-10 dakika karıştırarak kavuralım. Arkadaşlar kafalar karışmasın diye sizlere sırasıyla anlatmak istedim. İlk önce profiterollerin kremasını, iç kremasını hazırladık. Soğuttuk. Kenarda buzdolabında bekletiyoruz. Sonra üzerine dökeceğimiz çikolata sosumuzu hazırladık. Yine buzdolabına kaldırdık arkadaşlar soğuması için. Ve son olarak da profiterollerimizi yapıyoruz. Çünkü profiteroller piştikten sonra hemen soğuyor ve iç kremasını koyup üzerine çikolata sosunu döküp afiyetle tüketebiliyoruz. Evet, profiterol hamurumuzu kavurduk. Şimdi borcama koyup üzerini streç folye ile kapatalım ve ılınması için kenarda bekletelim.
Hamurumuz ılındıktan sonra içine yumurtalarımızı tek tek katalım ve iyice karıştıralım arkadaşlar. Böyle yapışkan bir hamur elde edeceğiz. Yapışkan olmazsa yumurtası az gelmiş demektir. Hamurumuz bayağı böyle bir yapışkan olması lazım. Aslında ben elle yoğurdum da burada size göstermiyorum. Hani çok şey olmasın diye. Kötü bir görüntü elde etmeyelim diye. Yumurtaları da benim gibi çift katmayın. Tek tek katın. Benim iki tanesi birden döküldü. O yüzden geri alamadım. Ve elimle iyice yoğurdum. Sonrasında böyle kameraların önünde kaşıkla çeviriyormuşum gibi gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü elimle yoğurunca daha da güzel kıvam alıyor arkadaşlar. Evet, hamurumuzu da bir güzel yoğurduk. Ve şimdi sıkma torbamızın içine dolduruyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize böyle küçük toplar halinde yuvarlak yuvarlak sıkıyoruz arkadaşlar. Arada böyle bir yapışabilir, elinizde destek alabilirsiniz. Hatta üzeri böyle çok şekli bozuk olursa elinizi hafif ıslatıp bastırarak düzleyebilirsiniz. Profiterollerimizi önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında 30-35 dakika arası pişiriyoruz. Zaten böyle kabarıyor. Piştiği zaten gözüküyor arkadaşlar. Hani dakikası da 30 dakikadan sonra kontrol edip bakabilirsiniz. Küçük küçük yaptım. İsteyen tabii ki de büyük büyük de yapabilir ama ben küçük profiterolü daha çok seviyorum. Böyle hani kasenin içinde küçük olunca daha hoş duruyor. Büyüklerini de yaptım ama onu başka bir tarifte kullandım. Evet, profiterollerimiz pişti. Şimdi içini açalım. Görüyorsunuz değil mi? İçi o kadar güzel pişmiş. Böyle öyle güzel duruyor ki şimdi içlerini tek tek bıçakla açıyoruz. Yaptığımız kremadan kaşık yardımıyla içlerine dolduruyoruz. Sonra bir sonraki işleme geçiyoruz. Ben profiterolü kışın kar yağdığında çok seviyorum. Almanya'da yaşadığım zaman her gün o kar yağ, yani her kışın bu aylarda 12. 1. aylarda kar yağdığında profiterol yapardım. Ondan sonra erkek kardeşim annemi çağırırdım. Sonra gelirdiler, böyle profiterollerimizi yerdik. Sonra kızakla kaymaya giderdik. Özledim. Gerçekten özledim ailemi. İşte evet, profiteroller bitti. Şimdi kasemize dolduralım arkadaşlar. Doldurabildiğiniz kadar doldurun. Ben hepsini kaseye doldurdum. Ondan sonra da yapmış olduğumuz çikolata sosunu şöyle üzerine gezdire gezdire dökelim. Antep fıstığıyla da süsleyip afiyetle tüketelim. Bizler çok beğendik. Ben zaten profiterolü çok seviyorum. Dediğim gibi kar yağdığında yemesini çok seviyorum. O yüzden bu aralar yapıyorum ben. Dikkat ederseniz hep kışın yapıyorum profiterollerimi. Ne diyelim arkadaşlar? Tarifimizi izleyen, yorum yazan, paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Tarifimizi yapınca umarım sizler de çok beğenirsiniz. Şimdiden yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.